Herkese merhabalar. Umarım keyifler yerindedir. Başlıktan da anlayacağınız gibi taşınıyorum. Bugünden itibaren taşınmama tam olarak bir hafta var. Ve ben sizinle böyle bu süreçte neler yaptığımı, nasıl toplandığımı sohbetli, bol sohbetli bir şekilde anlatacağım. Umarım severek izlersiniz. Şimdi bu şekilde buraya böyle yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. 9 tane koliyi yığdık. Kolilerin üstüne hangi odaya ait olduklarını ve içinde ne olduğunu yazıyorum ki sonrasında kafamız karışmasın. Bunların da bazılarını böyle açık bırakıyorum ki tamamlanmayanları bunların üstüne atıp sonrasında kapatıp tekrar yazacağım. Bu dolap normalde böyle benim bütün misafir takımlarımın vesaire bulunduğu bir dolaptı. Bunun içini mesela ilk topladık çünkü yani yakın zamanda misafir ağırlamayacağım. Mesela pick-up'ım ve plaklarımın hepsini kendim götüreceğim. Onları kutuya koymayacağım çünkü bu çok hassas mekanizma zaten. Bayağı korkuyorum. Mutfak dolaplarında çok kupa kullanan bir insan değilim mesela. İki tane kupa bıraktım sadece. Çok fazla su bardağı bıraktım çünkü biz çok fazla bir şeyler içiyoruz. Yani sıvı çok fazla tüketiyoruz. O yüzden bardakların hiçbirini kaldırmadım. Sadece 4 tane kahve fincanı bıraktım, daha fazlaydı. Çay bardaklarından 4 tane tuttum. Bir tek ben çay içiyorum çünkü. Diğerlerini böyle ufak ufak bıraktım. Böyle tepedeki bütün dolapları boşalttık. Çünkü oradakiler daha böyle atıyorum misafirlik, büyük salata tabakları falan vesaire onlar vardı. Buralar böyle tamamen boşaldı. Sadece bunları falan bıraktım. Ayakkabıları şöyle yaptık. Benim ayakkabılarım burayı tıklım tıkış doldurur vaziyetteydi. Keza burayı da Gökhan'la birlikte ortak kullanıyoruz. Sadece bu yakın zamanda giyme ihtimalim olan ayakkabıları tuttum. Bir de böyle mesela en alttaki çok önem verdiğim 2-3 tane topuklu ayakkabım var. Onları direkt özel kutularına kendim götüreceğim. Onun dışında kütüphanemizi tamamen boşalttık. Daha büyük böyle küpelerimi şuraya koydum mesela. İşte bilekliklerimi koydum. Biraz daha böyle çok karışmayacak parçaları koydum ona daha doğrusu. Bunların hepsine böyle aralarına bir dolgu malzemesi koyup üstlerini bantlayacağım kutuların. Bu arada asıl şimdi aynı şeyi buradaki makyaj koleksiyonunun olduğu dolaba yapacağım. Onun içinde bir sürü küçük küçük kutu aldım. Küçük kutuların içine şöyle bir şey yapacağım. Bu kağıtlardan aldım bu arada. Eğer istiyorsanız kağıdın linkini bırakırım. İsmini unuttum şu an. Onun bir pelur değil de bir şey. Bir şey kağıdı ismi. Böyle büyük büyük kocaman kocaman satılıyor. Gazete kağıdından en azından daha temiz. Ve hiçbir şey buna koyduktan sonra silmeme gerek yok. O yüzden bu kağıtları tercih ettim. Sevgili kayınvalidem verdi bu tavsiyeyi. Malzemeleri atacağım bunun içine. Üstlerini kapatacağım. Bir sıra daha bir sıra daha gibi yapacağım böyle. En azından hani içinde birbirlerine çarpışmadan hani özellikle pudralar falan onların kırılmasından çok korkuyorum. O yüzden böyle sıkıca yerleştireceğim. Bunları çıkartıyorum tam üstüne. Şimdi bunların hepsini buraya serdim. Bir yandan sizinle konuşacağım, bir yandan da kutularımı yapacağım. Evet, öncelikle niye taşınıyorsun Cansu? 26 sene boyunca Anadolu yakasında yaşadığım için yani her şeyim orada. Bütün gençliğim, çocukluğum, hani oraya ayrıca bir bağlıyım ve orada hayatın çok daha kolay ve rahat olduğunu düşünüyorum. Yani karşıya geçme trafiği dışında yani. Eğer 9-6 çalışan biriyseniz evet Anadolu yakasında oturup Avrupa yakasına geçmek birazcık zor. Ama bunun dışında herkesten duyduğum şey de böyle hani hep çok özlüyorsunuz yani. Vloglarımda böyle karşıya her geçtiğimde Kadıköy falan böyle oluyorum. Çünkü o kadar özlüyorum ki, o kadar gerçekten Anadolu yakasını özlüyorum ki hani o hissiyatı size anlatamam. Gökhan da zaten hayatının büyük bir bölümünde Anadolu yakasını yaşadığı için bizim için çok rahat oldu. Özellikle hani hem Gökhan'ın hem benim en yakın arkadaşlarımızın hepsi Anadolu yakasında zaten. Yani benim aslında birazcık hani anne babama ve yakın arkadaşlarıma zaman ayıramama gibi bir problemim vardı. Çünkü hani karşıya geçmem çok zor oluyordu. Hafta içi zaten imkansız gibi bir şey yani. Hani akşam vakti geçemiyorsunuz. Gündüz işleriniz oluyor. Birileriyle görüşüyorsunuz vesaire. Bu arada buna böyle alıkları kapattım. Şöyle üzerine hepsini sonradan bant atacağım. Burada kutuların içinde benim eşyalarım var. Atıyorum bunlara eyeliner'lar ayırmıştım. Bunlara krem farları ayırmıştım mesela. Bunları bu şekilde böyle kağıda saracağım direkt. Böyle küçük kutucuklar şeklinde yapacağım. Onları da şu büyük kutunun içine yerleştiriyorum. Bu kadar rahat yapmamın sebebi kendim bir tane makyaj kutusu yaptım. Hani böyle en sık kullanacağım şeyleri direkt onun içine koydum. Burada kağıtlar çok haşır şur yaptığı için onların aralarında sizinle konuşuyorum. Şimdi yine bir ara verdim. Devam edeceğim. Yani hal böyle olunca karşıya taşınmak farz oldu diyebiliriz aslında. Evet, Avrupa yakasında çok fazla işim oluyor. Ama artık eskisi gibi 9-6 bir işte de çalışmıyorum ve birçok şeyi ayarlayabilirim diye düşünüyorum. Yani sadece Avrupa yakasına geçiş zamanlarımı biraz daha planlı yapmam gerekiyor atıyorum. Tam 9-6 saatlerinde değil de daha gün ortası saatlerde geçeceğim. Atıyorum iş saati değil de biraz daha geç döneceğim vesaire. Hani bir şekilde ayarlayabilirim diye düşünüyorum. Ev çok böyle ışık alan çok güzel bir evdi ama ne yazık ki böyle yepyeni bir ev değildi. Yani bu bina en azından bir
25-30 senelik bir binadır herhalde diye düşünüyorum. Hani evin eskiliğinden çok bu evin 2 artı 1 bir ev olması ve benim artık eve sığamıyor oluşumdu. Yani her yer her yerdeydi işte. Malzemeler, kargolar, kutular, işte hani sürekli bir şey geliyor, kıyafet, bilmem ne. Hani artık böyle ev üstüme üstüme gelmeye başladı ve toplayamamaya başladım evi yani. Hiçbir şekilde ev istediğim gibi toplanmıyor. Çünkü yer yok yani. Koyacak yerim yok. Ben sürekli atan bir insanım. Biliyorsunuz zaten ev düzenleme videolarımdan ne kadar atsam da versem de sürekli yeni bir şey geldiği için yönetemiyordum onu yani. O yüzden artık bir tık daha büyük bir ev şart olmuştu bizim için. Şimdi yeni ev konusunda çok heyecanlıyım. Ona bir tane daha video çekeceğim zaten. Hani taşıma esnasında neler yapıyoruz, kutuları açma vesaire, yeni eve yerleşme. Onları zaten sizinle paylaşacağım. Şimdi yeni evden çok bahsetmeyeyim ama çok heyecanlıyım. Şöyle kutuların üstüne hangi içinde içerikli, allık çekmecesi mesela bu. Bunda fondöten pudra çekmecesi. Burada devamı var o çekmecenin. İçinde ne olduklarını yazdım. Zaten bunların hepsini bantlayacağız sonra bitecek. Evet bugün Dali izin verirse eğer bize. Ceren geldi. Abla bu ne? Az önce bak şu kutunun içine girmeye çalıştı Dali. Dali gir bakalım hayatım. Yani bakın yan yana koyuyoruz. Dali'nin sadece bir patisinin girebileceği bir ortam. Dün bütün bu çekmeceleri boşalttım. Kutulara koydum, kapattım hepsini. Şimdi bu iki tane böyle hani hem çekilişlerde hem benim stoklarım, markalardan gelenler. Bunları koyacağım. Ve asıl şu rujları nasıl yapacağız Ceren ya? Kutu kalmadı. Kutu kalmadı. Küçük kutumuz yok. Şunu almaz mı? Bunu mu koyacağım? Ona şeyleri koyacağım işte bunu, şuradakilere. Hı hı. Bu kutunun içine koyacağım o markalardan gelen falan. Çünkü bu biraz büyük bir şey. En azından içini de görürüm. Yo, bence sen bunları buraya koy. Ha boşaltayım. Okay. Ben bunları sen... Bunu evet başka getir. Ha. Evet. Canım sen de en az benim kadar deneyimsizsin galiba. Evet. O da hiç taşınmadı. Ben de hiç taşınmadım. Evet. Taşınmadık hayatımızda hiç ya. Bu arada şu arkalar biraz dağınık. Çünkü videoda da dağınıktı. Onları sürekli bir organize etmeye çalışıyorum. Hatta direkt onları... Dali çüş. Fırladı yukarıdan. Şu başucumdakileri de onları da saracağım. Bugün onlar dağınık duruyordu zaten çünkü bir kısmını eledim. Taşınma konusunda birazcık stresliyim ben ya galiba. Ya normal. Normal değil mi? Çünkü dün bayağı böyle bir şey yaşadım. Küçük bir mental breakdown hani böyle bir... Hmm. Çünkü böyle hiçbir şeyi çözemeyecekmişim gibi geliyor yani. Niye çözemeyiz? Yani çözemeyecekmişim gibi değil de böyle hani onlar nasıl toplanacak her şey, sığacak mıyım, sığmayacak mıyım? Aslında çok şey böyle hani. Ya bak yeni çok basit. Evet de yeni taşınacağın yer zaten daha büyük olmayacak mı düşündüğün zaman? Her türlü evet. Sığarsın. O konuda hiç problemin evet. Olmasın. Yok sığacağım da işte bunlara kutu bulacak mıyım bilmem ne. Son gün her şeyi yetiştirebilecek miyiz? Yetişir. Programda olman önemli olan şu anda. Her güne yavaş yavaş sonuçta evet. Bir şey yapıyorsun. Her türlü yetişecek. So no worries yani. Dali? Mihi! Duyuyor musun sesini? Ojelerin için ayrı bir şeyin var mı senin? Ojelerim için ayrı bir şeyim yok. Onları evet. Kağıtlara sararız. Bence kağıda sarmaya gerek yok. Direkt bir poşetin içine al şeyleri, ojeleri. Ojelerde sıkıntı olmaz. Kırılmaz mı? Sonra biri kırılırsa ve dökülürse ve küçük bir kaos çıkarsa. Hiç ojenin kırıldığını gördün mü? Hayır. Ben hiç tanık olmadım yani. O yüzden. Ceren şeylerimi, stresimi hafifletmeye geldi bugün. Taşınmak ama genel olarak çok ilginç bir şey değil mi? Konsept. Evet. Yani. Hani bir de ben daha önce yaşamadığım için hani bak sen ikinci defa bir yere taşınıyorsun. Ama ben ev kurdum. Ev kurmakla taşınmak aynı şey değil bence. Yani hazır bir ev bir yere taşınmak. Ha, doğru söylüyorsun. Bir şey yani. Tamam, burada ne yapıyoruz şimdi? Evet, şimdi o zaman biz birazcık çalışalım ve burayı ayıralım. Bunları yine bence her bir kategoriyi böyle poşetleyeyim. Bunları böyle bir şey, sonra bunun içine tıkıştırayım hepsini. Olur. Nasıl? Mantıklı değil mi? Bence poşete koyman gerekmiyor. Bunun ama şimdi onların hepsi... Olmaz. Ne, koyacağım ya buraya. Ayıramayacağım sonra. Ben onların nude'lar bilmem neler diye ayırmıştım. Oo. Şeylere, poşetlere ayırayım ben bunları. Evet, bugün banyodayız. Ve banyodaki şu. Burada biliyorsunuz benim sadece bu dolabım var ve bunun içinde bütün malzemelerim. Bir de kapının arkasındaki bu böyle IKEA'dan aldığım aynısı ayakkabılık gibi bir şey aslında bu. Bir sürü şeyi koyabiliyorum buna. Yani şundaki asıl olay banyoda çok fazla bir şey koyacak eşya olmadığı için ve benim çok fazla kozmetik vesaire olduğu için hepsini bu kapının arkasındaki yere koyuyordum. Ama burası biraz daha böyle çok sürekli kullanmadığım
Ama böyle işte maskeler, işte fırçaların böyle başlık yedekleri falan. Daha çok dediğim gibi böyle yedeklerin bulunduğu falan bir şeydi. Buradan şu an eminim ki bir sürü şey atacağım. Ve Gökhan'la şuna karar verdik. Benim ayrıca buradaki böyle daha çok işte cam, işte serumlar, bilmem neler falan. Bunları dedim ki ben böyle ufak kağıtlara sarıp bir tane poşetin içine koyayım. Ve zaten şimdi birkaç gün boyunca sürekli eve gidip geleceğiz. O esnada da eve bırakayım. Çünkü bunları kutulamak, kutularda kırıldı mı kırılmadı mı biraz hassas şeyler olduğu için ondan korkuyorum. O yüzden şimdi her şeyi indireceğim ve kendime yine ufak bir böyle cilt bakım kutusu yapacağım. Birkaç gün beni idare edecek eşyalarım olacak içinde. Onun dışındakilerin hepsini de böyle torbalara dolduracağım. Ay! Çok zor. Buna bölümü yetmediği için bir merdivenimsi bir şey alacağım. Yes. Şöyle duvarlanmadan bunu böyle yere doğru koyuyorum. Şimdi bütün kağıt maskelerimi bir ayırıyorum. Mesela böyle bir seyahat kutusu yapmışım ben. İçinde böyle bir sürü ıvır zıvır küçük seyahat boyu ürünüm var. Bunları da böyle kenara ayırmaya başlayayım bakalım. Bunların içinden bir şeyler atacağım çünkü belli ki. Mesela böyle küçük diş fırçalı, diş fırçalı fırlatıyorum. Bu böyle bayağı yine temizleme videosuna dönüyor galiba şu anda. İşte böyle şey yani bu tarz böyle organizerlarda şöyle bir sıkıntı oluyor. İçlerini göremediğin için bu beyaz ya buraları hep. Yani sürekli böyle hani elinin altındaki şeyleri pıt 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 atıyorsun. O yüzden bunu aslında çok önermiyorum size biliyor musunuz? Yani çok spesifik şey için kullanmayacaksanız ve böyle elinizin altında olmayan şeyler için böyle ara sıra bakarım dediğiniz şeyler için kullanacaksanız ben önermiyorum. Çünkü hakikaten içini göremediğim şeylerde atıyorum ondan sonra yani şu anda onları mesela. Bu ne? Ne zaman mesela bu tarihi? 2018. Bye. 2016 mı? Gerçekten yine bir temizlik videosuyla başmışız arkadaşlar. Çöp 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 çöp. Bu arada dün evin anahtarlarını aldık. Çarşamba günü de taşınıyoruz. Eve uğrayamadık çünkü çocuklar bize gelecekti akşam. Muhtemelen pazar günü böyle işte pick up. Ondan sonra bu işte cilt bakım ürünleri. Birkaç tane hoparlör çünkü hoparlörler çok hassas oluyor bizim. Pick up'ın mekanizması için aldığımız. Onları falan hepsini elden bırakacağız direkt. Arabanın arkasına atıp devam edeceğiz yani. Ondan sonra cığıma. O yüzden o tarafta böyle işlerimiz var. Kornişler takılacak. Şu an evin içinde kornişler yok perdeler için. Onun için perdeleri bu evin perdelerinin oraya uyacağını düşünüyorum. Belki atıyorum birkaç tanesi birbirine eklenebilir, birleştirilebilir. Belki öyle bir çözüm olur. Onun dışında evde birazcık iş var. Ben size şöyle söyleyeyim, toplamda sadece bunları tutacağım. Başka hiçbir şey tutmayacağım. Şöyle bir kutumu aldım. Buradakilere başlıyorum şimdi. Evet, bunun içi tamamen böyle kırılmayacak ve cam olmayan kremler, mremler, maskeler falan. Bunlarla dolu. Şimdi böyle kapattım. Serumları da sığdığı kadar bu küçük çantanın içine koyacağım şimdi. Az önce kapının arkasından çıkanları bunun içine koymuştum. Şimdi bunun içinde başucumdaki böyle vücut kremleri, el kremleri, işte tırnak ürünleri falan hani böyle yatmadan önce yaptığım şeylerin hepsini bunun içine koymaya devam edeceğim. Çünkü diyorum ki bunları da direkt olarak arabayla götüreyim. Bunlar böyle ıvır zıvırlarla tek tek uğraşmayalım. Mutfakta bütün baklagilleri kaldırıyoruz. Bu hafta sonu artık çok yemek yapmayacağım için bunların da hepsi kalkacak. Buradaki çekmecedeki paketlilerin hepsi duracak. Çünkü ıvır zıvır yenir bunlar hala. Ama böyle işte esmer şekerdir. İşte burada kalmış kuru üzümlerdir. Hepsini bunların kaldırıyoruz. Geçen gün kutuladığım bütün makyaj malzemeleri burada. Şimdi hepsini bunların bantlayacağım böyle ağızlarına. Yarım kaldı. Bant bekliyoruz. Banyo tamamen boşalttık neredeyse. Ne o? O kutu ayrı gitsin bence bir yere ya. İçine mi koyalım diyorsun onu? İçine koyalım dedim. Bence ayrı gitsin. Tamam. O anlamsız bir takılsın. Aynen o ikisini belki ben götürürüm. Kütüphane tamamen boşaltıldı.
kutuları kapattık artık. Dalihan gerçekten bütün gün evdeki kaosa rağmen uyumayı başardı. Sana helal olsun be kedi. Sana helal olsun be Dalyan. Dalyanım. Oh. Bu arada Dali'yi 2 günlüğüne Berke'ye bırakacağız. Uy benim aşkım. Uy benim aşkım. Oh, o çıldırmasın diye insanlar. Ah, bak ya. Burası da böyle oldu. Şuraya çöpler asılıyor. Kurutma. Aynen o kurutma makinesini koy. Bunlara da banyo ıvır zıvırları ismini aynen veririz bu kutumuza da. Böyle hepsinin üzerine detayları yazıyorum. Bu cüzdan niye burada bilmiyorum. Çekmeceleri çıkarttık. Son hızla jandarmına devam ediyoruz. Bakalım neler olacak? Zormuş. Taşımak zormuş. Herkese merhaba. Evimize hoş geldiniz. Şimdi şu an evin içindeyiz. Birazcık sabahki makyajım ovuşturduğum için aktı. Evden böyle atıyorum işte şaraplar, kırılabilecek şeyler, ne bileyim böyle Cansu Dengen'in tabii ki önemli makyaj malzemeleri. Bunlar birazcık geldi. Böyle bir iki tane sandalye falan getirip burada oturulsun diye. Öyle bir ön ziyaret yapalım dedik. Şimdi evi göstersem mi siz acaba? Böyle hızlıca ufak bir tur yapayım. Burası birinci oda. Hemen kapının girişinin yanında. Burası salon. Bakalım şimdi buraya nasıl yerleştireceğiz eşyaları. Burada küçük bir dolabımız var. Burada Gökhan Bey. Merhaba Gökhan Bey. Burası mutfak. Ay en çok mutfağı sevmiş olabilirim galiba ya. Böyle hem ferah ferah hem de böyle çift taraflı. Şuraya da böyle masamız gelecek. Şu an ışıkları açamadım ama burası birinci banyosu. Direkt böyle küçük odanın yanında. Burası da yatak odası. Şöyle bir tane ebeveyn banyosu var. Ufak bir banyo. Burası da yangın çıkışı. Böyle buraya bir sürü şey koyabiliriz diye düşünüyorum. Böyle işte ütü masasıdır, bavullardır. Çok güzel bir depo alanı burası. O yüzden bu kısım bayağı beni heyecanlandırıyor. Yani evin içi bu şekilde. Böyle güzel aydınlık diye. Çok heyecanlanıyorum şu anda. Şimdi birazcık ölçü alacağız. Ondan sonrasındaki evdeki mobilyaları nerelere nasıl yerleştiririz diye bakacağız. Ondan sonrasında da evde geri döneceğiz. Evet, o beyaz gardırop buraya sığıyor. Ha, buraya sığıyor. Evet, tam orası oluyor. Tamam. Şuraya mesela bir alabiliriz böyle. Kaç o? Burası 80 santim. 80 olursa. Nereden? Nereden? Şimdi markete geldim. Temizlik malzemelerini seçeceğim. Peçete, işte çamaşır suyu, ondan sonracıma böyle işte fıs fıs mutfak ve banyo için cif falan, yüzey temizleyici, bir sürü şey almam lazım. Çünkü evdekiler de zaten bitmiş. Onları da getireceğim yok. O zaman ama istediğim şeylerden yok. Hepsi yok burada. Tomestos alayım. Bir tane tomestos. Ha, bir banyo. Şu anda eve şey yapmaya çalışıyoruz. Böyle koltuklara koyarız. Ne diyorsunuz çocuklar? Koltuk, televizyon. Günaydın. Bugün şu an sabah 8. Taşınma sabahı, çarşamba. Dün gece eve en son böyle saat akşam 10.30 gibi şey yığıyorduk. Elektrik süpürgesi, işte vilalar, bilmem neler falan filan, bezler, temizlik malzemeleri. Onların bir kısmını almıştık, bir kısmı da evdeydi. Akşam onları yığdık. Şu anda evde hiçbir şey yok. Bakın su bardağı, çay bardağı. Tost söyledik. Tost yiyecek. Kamyon birazdan içeriden bir şeyler almaya başlayacak. Biz de son rötuşları yapacağız. Şu an evde her yer, her yerde. Gerçekten her yer, her yerde. Son birkaç gündür. Dün çekmedim mesela çünkü o kadar aceleyle kıyafet kapatıyordum ki çekmedim. Şimdi herhalde böyle bir 4 saatte burası biter. Ondan sonra da toplanıp karşıya geçeriz birlikte diye düşünüyorum. Biraz böyle içim bir buruk. Böyle bir heyecanlıyım. Birkaç gündür zaten böyle biraz şeydim, böyle stresliydim artık. Çünkü ev üstüme geliyordu. Hani her yerde kutu, hiçbir şey aradığını bulamıyorsun falan filan. Neyse artık bitti. Ya bu salonu böyle bomboş görmek. Çok üzüldüm böyle her tarafı bomboş görmek. Ben ne kadar duygusal bir insanım ya. Böyle yani şu evden taşınırken bile bir dram.
Neyse. Her şey çok güzel olacak. Mis gibi gideceğiz, geleceğiz. Şimdi bitirmek üzereyiz eve. Bir tek dolapların içindeki işte şeyler kaldı. Askı olanlar kaldı. Biz hepsini zaten toparlamıştık önceden. Bir de buradaki bitkilerim kaldı. Onun dışında her şey tamam. Bu videoyu bitiriyorum artık. Bir sonraki videoda hem paketleri açmamız, taşınmamız, işte o eve yerleşme, annemler, babamlar falan bir sürü insan olacak. Çok güzel olacak. Heyecanlıyım. Öpüyorum sizi. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz. Bay bay.